Sağlığım için her şeyin bu bölümünde çocuk sahibi olamayan, kısırlık problemi yaşayan ya da diğer deyişle üreme sağlığı ile ilgili problemi olan çiftlere yaklaşımı konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ozan Özolcay bilgi verecek. Öncelikle merhaba diyorum. Merhaba. Merak edilen bir konuyu da konuşacağız. Özellikle hiç üreme sağlığı ile ilgili bir problem acaba var mı diye hekimlere başvurmamış çiftlerin de çok merak ettiği Tabii. konuları sizden öğreneceğiz. Sevgili izleyiciler, sizlerin de bu konuyla ilgili merak ettikleri varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Sohbetimize bir üreme sağlığı ile ilgili problemin ya da kısırlığın tanımından başlayalım. Tabii ki. Tabii ki bir çift hemen çocuk sahibi olmak gibi bir arzusu varsa buna bu arzularına, bu hayallerine bir an önce kavuşmak isterler. Ne zamandan sonra bir çifte kısırlıktan şüphelenilmelidir? Ve ne zamandan sonra bir doktora başvurulmalıdır? Kadının yaşı, doktora başvurma süresini burada biraz belirleyen ya da daha erkene alan bir faktör müdür? Valla çok kritik bir soru sordunuz. Çok da güzel bir soru bu konuyla ilgili. Çünkü bazıları çok böyle, bazı çiftler acayip heyecanlılar. Hani evlendiklerinin neredeyse ikinci ayında kapımızı hemen aşındırıyorlar. Bazıları da oldukça rahatlar. İşte evleniyorlar, yıllar yıllar bekliyorlar. Bir şekilde çocuk sahibi olmak için kendilerince deniyorlar ama bir şekilde de bizim kapımızı çalmıyorlar. Ama o zaman da işte kadının yaşından ötürü biraz geç kalmış bir grupta olabiliyor. Dolayısıyla da hem ben hem de bir sürü üreme sağlığı uzmanı arkadaşım bu ekranlardan aslında bu konuyu anlatarak onlara hani ne kadar rahat ya da ne kadar böyle acele etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Şimdi burada hakikaten dediğiniz gibi kadın yaşı çok önemli. Çünkü eğer kadın 35 yaşından daha düşük bir yaşa sahipse burada yumurta rezervi bizim için önemli olduğu için yumurta sayısı ve rezervi çok büyük bir olasılıkla kötü olmayacaktır. Bu çiftlere diyoruz ki hani biraz bekleyebilirsiniz bir yıl kadar. Ama eğer yaşımız 35'i geçtiyse burada iki faktör devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi bir yumurta sayımız azalmaya başlıyor kadınlar için. İkincisi de yumurtamızın kalitesi bozulmaya başlıyor. Yani aynı kadını düşünün, 30 yaşında çocuk sahibi olmak için bir merkeze başvurduğunda, tedavi olduğunda şansı 37 yaşındaki aynı kadına göre çok daha yüksek olacaktır. O yüzden yaş burada kritiktir. Eğer 35 yaşının üzerindeysek, hani evlendik ama böyle ne olur birkaç yıl bekleyelim şeyinde olmayalım. Mutlaka bir üreme sağlığı uzmanına görünelim. En azından yumurtalık rezervimizle ilgili bize bir bilgi versin. Acaba yumurtalık rezervimiz kritik seviyenin altına inmiş mi, inmemiş mi? Çünkü burada temel amacımız kimseyi kaygılandırmak, korkutmak, endişelendirmek değil ama siz hastaya doğru bilgiyi verirseniz birçok insan aslında o bilgiyi alıyor ve daha sonra ne yapması ile gerektiği o ilgili olarak uygun yolda adım atmaya başlıyor. Peki, üreme sağlığı ile ilgili bir çift karşınıza geldi. Önce hangisini araştırmaya başlarsınız? Yoksa ikisini aynı anda mı başlarsınız? Yoksa kadın ya da erkeğinkini önceliğe mi alırsınız? Çok güzel bir soru daha. Şimdi aslında çift problemidir bu. Sonuçta bunu erkek ya da kadın diye ayırmıyoruz. Zaten yapılan bütün çalışmalar şunu göstermiş. Neredeyse problemin yarısı erkeklerden kaynaklanan problemlerle ilgili, yarısı kadınlardan kaynaklanan. Az bir kısmı da %15'lik bir kısmı da erkekte ya da kadında yapılan ön tarama testlerimiz var. Bunları yapıyoruz. Aslında ikisi de normal gibi görünüyor. Ama mutlaka başka bir problemleri var ki bu gruba açıklanamayan infertilite diyoruz. Hani çifte aslında bariz bir sebep söyleyemiyorsunuz. Ama mutlaka ve mutlaka ikisinde de mikroskobik seviyede bir problem var ki çocukları olamıyor. O yüzden şeyi rica ediyoruz. Hani hem erkek hem kadın birlikte gelsinler. Çünkü ülkemizde bazen bu durum böyle sanki daha çok kadına atfediliyor gibi algılanıyor bazı durumlarda ama inanın bazen mesela kadın bir dosyayla geliyor elinde. Her tetkik yapılmış, her şey istenmiş ama eşi bir şekilde tedavilerden ya kaçınmış ya işi var diye gelememiş. Sonra bir sperm sayımı istiyorsunuz. Aa, bakıyorsunuz ki asıl problem beyefendi kaynaklı. Yani dolayısıyla da bunun bir çift problemi olarak görülmesi gerekiyor. Erkeği mutlaka ayrı değerlendirmek, kadını ayrı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bazen ikisinde birden de
problem çıkabiliyor Esra Hanım. Yani hem kadın kaynaklı olabiliyor hem erkek kaynaklı olabiliyor. Önemli olan sorunu tespit etmek. Çünkü sorun tespit edildiği zaman bir şekilde çözüm yolu bulunuyor. Peki kadınla önce konuşalım. Karşınıza çift geldi. Kadına özellikle bir takım sağlık öyküsü, sağlık geçmişiyle ilgili bir takım sorular soruyorsunuz. Neleri sorarsınız? Şimdi bir kere öncelikle bir üremesiyle ilgili bir problemi var mı yok mu onu öğrenmek için adet üzerine mutlaka soruyoruz. Sigara bu işi ciddi anlamda olumsuz etkiliyor bizim sorduğumuz sorular arasında. Bazen hasta sigara içiyorsa işte hekime acaba hani biraz sayısını az söyleyeyim mi diye bir çekiniyordu ama biz gerçek sayıyı öğrenmek istiyoruz. Hastada mutlaka tiroid ya da şeker bazında bir problem var mı? Bunlar mutlaka tarama testlerimizin arasında oluyor. Hastanın öyküsünü soruyoruz. Daha önceki yıllarda geçirilmiş bir karına ait ya da kadın hastalıklarına ait herhangi bir ameliyatı var mı? Çünkü bu tür ameliyatlar çok iyi şartlarda, çok iyi cerrahlar tarafından yapılsa bile bir süre sonra tüplerde problem çıkartarak tüplerde yapışıklık ya da tıkanmaya sebep olup çiftin ya da işte o kadının gebe kalmasının önünde bir engel olabilir. Bu bizim için çok önemli. Dediğim gibi en başında söylediğim gibi adet öyküsü. Çünkü düzenli adet olması lazım bir kadının. Bir kadın her ay niçin adet oluyor? Aslında vücudu kendisine her ay bir defa gebelik şansı tanıyor. İşte bir yılda 12 tane ay olduğuna göre 12 defa gebelik şansı tanıyor vücut ona. Ama bazı hanımlar var ki 4 ayda bir, 5 ayda bir, 6 ayda bir adet oluyorlar. Düşünün ki böyle bir hastanın yumurtlamasının ne zaman olduğunu bilemediği için. Çünkü siz yumurtladığınızda yumurtanız ortalama 12 ila 24 saat canlılığını sürdürüyor. O süreci kaçırırsanız bir şekilde gebe kalma şansınızı öteliyorsunuz. O yüzden çok seyrek aralıklarla adet görenlerin mutlaka bir şekilde eğer hormonal bir problemi varsa, kiloya bağlı bir problemi varsa bunu düzeltilmesi gerekiyor. Peki ne tür tetkikler istersiniz? Tabii bu aşama aşamadır. Hani evet. İlk aşamada istediğiniz rutin tetkikler nedir? Sonrasında şüphelendiğiniz durumlara göre tetkik yelpazesini nasıl genişletirsiniz? Öncelikle bir mutlaka vajinal ultrasonografi ile rahimini, yumurtalıklarını, yumurta sayısını değerlendirmek istiyoruz. Çünkü bu hastanın ön bilgisi ve temel bilgisidir. Çok önemli. Tüplerini ultrasonografi muayenesiyle görebilme şansımız pek yoktur. Eğer çok ağır bir içinde sıvı birikim olduğu zaman görüyoruz ama çok fazla yoksa onu çok net değerlendiremiyoruz. O yüzden kendisinden ricamız adetini bitiminde bir rahim filmi de oluyor mutlaka. Az önce saydığım gibi temel testler. Vücudunda mikrobik bir hastalık var mı? Toksoplazma gibi kedi köpekten geçen parazit hastalıkları. Şekerini, tiroidini mutlaka tarıyoruz. Bunun dışında seroloji dediğimiz işte sarılık testlerini mutlaka istiyoruz kendisinden. Kanama ya da pıhtılaşmaya ait bir takım bozukluklar var mı? Bunları mutlaka ve mutlaka bilmek istiyoruz. Bunlar kadın için ön testlerdir. Eğer öyküsünde düşük söz konusu ise o zaman bu durumda mutlaka bir genetik testi istiyoruz. Acaba hani kromozomal diziliminde bir problem var da bu çocuk sahibi olmasına engel mi değil mi? Bunu mutlaka göz önünde bulundurmayı istiyoruz. Peki, şimdi biraz da erkeği konuşacağım. Çifte kadını sorguladınız, kadının öyküsünü aldınız. Tabii ki erkeğin de sağlık öyküsü önemli. Kesinlikle. Erkeğe hangi soruları yöneltiyorsunuz? Şimdi bazen erkek gelmiyor. O zaman diyoruz ki ne olur bir sonraki muayeneye gelsin. O zaman tabii sağ olsunlar onlar da duyarlı bir şekilde davranıp geliyorlar. Hemen bir şey söyleyeceğim. Sevgili izleyiciler bakın çocuk sahibi olmak istiyorsanız operatör doktor Ozan Özalcay özellikle ikidir vurgu yapıyor. Üreme sağlığıyla ilgili problem çiftin sorunu. Bazen sadece erkekte problem olabiliyor. Bu yüzden lütfen süreci geciktirmemek için erkekler eşleriyle birlikte baba adayları lütfen üreme sağlığıyla ilgili ilk muayeneye gelsinler. Çünkü biraz önce vurgu yaptığınız gibi dediniz hem kadında hem erkekte de problem çıkabiliyor. Size kaldığınız yerden devam etmenizi rica ediyorum. Şimdi aslında tamamen bir insani dürtü. İşte ben de bir hekime gittiğim zaman hekimden kötü bir şey duymak istemiyorum. Yani benim sağlığıma ait kötü bir şey söylesin istemiyorum. Belki biraz bilinç altında o da olabiliyor. Çünkü biz spam testi istiyoruz. Aslında erkekte taradığımız tek şey bu. Fakat hani bunu bazen böyle bir test... Bir sınav gibi görüyorlar. Hani işte acaba bu kötü çıkar mı? Kötü çıkarsa nasıl olur? Çok moralim bozulur mu diye düşünüyorlar. Ama sonuçta tabii ki bir sonuca varabilmek için, onlara tedaviyle ilgili bir yol çizebilmemiz için, yol haritası çizebilmemiz için onu değerlendirmemiz lazım. Erkekten istediğimiz tek temel test aslında zaten bir spermiyogram. Bunun için işte belirli bir perhis süresi istiyoruz. Ortalama hani 2 ila 4 gün arasında eşiyle birlikte olmamasını istiyoruz.
Biz sperm örneği veriyor laboratuvarımızda, steril şartlarda, konforlu bir ortamda verdirtmeye çalışıyoruz. Sonra da laboratuvardaki androlog dediğimiz arkadaşlarımız, burada Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu kriterler dahilinde erkeğin spermini değerlendiriyor. Spermde 3 tane parametreyi görmek istiyoruz, 3 tane bulguyu değerlendiriyoruz. Bir tanesi spermin sayısı, bir diğeri spermin hareketliliği, bir diğeri de spermin şekli. Bunlar eğer belirli değerlerin altında ise bu durumda hastayı öncelikle bir üroloji uzmanına yönlendiriyoruz. Hani üroloğumuz acaba hastaya herhangi bir ilaç tedavisi, herhangi bir operasyon önerecek mi, öncesinde önermeyecek mi? Çünkü hastalarımızın şanslarını optimuma çıkartıp tüp bebek yapmak istiyoruz. Baba adaylarına sorduğunuz, sorguladığınız noktalarda kaldı. Onlar nelerdi? Onlar baba adaylarından da özellikle tabii ki mutlaka öyküsünü alırken sigara içip içmediğini öğrenmek istiyoruz. Bu çünkü bizim için önemli. Ağır sigara içicilerinde biliyoruz ki sperm hareketliliği ve sayısında bir miktar düşüş olabiliyor. Bunun dışında kimyasal boya işlerinde çalışıyorlarsa özellikle bu tür kimyasal boyalar da uzun süre maruz kalındığında direkt solumayla ya da temas ile birlikte maalesef spermde bir takım kalıcı problemler çıkartabiliyor. Özellikle bunları sorgulamak istiyoruz. Tabii bir de mutlaka hani onu üzmeden, böyle çok rahatsız etmeden cinsel performansını sorgulamamız lazım. Çünkü bazı erkeklerde diyabet gibi ağır kontrol edilmemiş şeker durumlarında ereksiyon problemleri olabiliyor. Bunu sorgulayıp, çünkü bazen sadece ereksiyon problemi vardır ve bu çözüldüğü zaman da olay çözülebiliyor. Bunları hastayı çok rahatsız etmeyecek şekilde sorup anemnezini alıp daha sonra da hastaya bir yön çizmeye çalışıyoruz. Diyabete bağlı ereksiyon probleminden, sertleşme probleminden bahsettiniz. Hemen şunu da soracağım. Vajinismus da çok yaygın bir problem. Tabii. Vajinismusa bağlı olarak da çocuk sahibi olamadığını öğrendiğiniz çiftlerle de karşılaşıyor musunuz çok, zaman zaman? Oldukça çok karşılaşıyoruz. Evet. Çünkü bu da ülkede yani kanayan bir yara maalesef. Çoğunlukla da bunu gizliyorlar. Hatta evlendikten sonra 5 yıl hiçbir şekilde cinsel temasta bulunmayıp ama hani bunu acaba biz nasıl çözeriz diye bir şekilde bir yere gitmeyen bir sürü çift, hem de ileri eğitim seviyesinde çiftlerle karşılaşınca da ciddi anlamda şaşırıyoruz. Tabii vajinismustaki temel problem şu. Kadın belki daha önceki geçmiş hayatında, çocukluğunda yaşadığı bir takım küçük travmalardan ötürü cinsel ilişki esnasında canının çok yanacağını düşünerek vajinadaki kaslarını kasarak cinsel birleşmeyi erkek için imkansız hale getiriyor. Tabii bu maalesef cinsel hayatımızda yememiz içmemiz gibi tamamen doğal bir süreç olduğu için bu bir süre sonra çiftin maalesef evliliğinde de problemler çıkartıyor. O yüzden vajinismusu mutlaka sorguluyoruz. Zaten sormayı unutsak bile muayeneye hazırladığımız zaman hastanın hareketlerinden, rahatsızlığından aslında biraz da ortaya çıkıyor durum. Peki şimdi bir de bu ilk gelen çiftleri demeyelim. Yani üreme sağlığıyla ilgili bir problem olup olmadığını bilmeyen çiftlere değil, tüp bebek denemiş. Tüp bebek denemeleri başarısızla sonuçlanmış. Doktor merkez değiştirmiş bir çifte ele alalım. Ellerinde zaten size diyelim dosyalarla geliyorlar. Böyle bir durumda o ellerindeki tetkikler yeterli oluyor mu? Yoksa her şeye, o defteri kapatıp her şeye sıfırdan mı başlanıyor? Şimdi bir grup gerçekten şanssız. Yani birkaç denemeyi yaptıktan sonra maalesef kapı kapı gezen bir sürü hastamız da var. Şimdi burada zaten bunlar bir kere hırpalanmış oluyorlar ciddi anlamda. Hem maddi hem de manevi olarak. Çifte öncelikle şöyle söylüyoruz bizimle temasa geçenlere. Gerek telefonla ya da sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçen hastalarımıza diyoruz ki lütfen daha önce yapılmış olan bütün testleri getirin. Hani bazı testler vardır ki sizden tekrar istenmeyecektir onlar. Mesela bir genetik test istenmişse eğer o zaten değişmeyeceği için asla. Testi tekrar yaptırıp hastayı bir maddi külfete sokmanın hiçbir anlamı yok Esra Hanım. Ama bazı testlerde tabii ki durum değişebiliyor. Örnek veriyorum, hasta 3 sene önce son tüp bebek tedavisini yapmış. Sonrasında bir karın içi bir ameliyat geçirmiş. Bu durumda tabii ki tüpleriyle ilgili bir yapışıklık, bir problem çıkabilir. Bu durumda o filmi istememiz gerekebiliyor. Ya da diyelim ki son sperm sayımının üzerinden 5 yıl geçmiş, 6 yıl geçmiş. Çünkü 5 yıl önceki sperm sayımı ile bugünkü sperm sayımız tabii ki aynı olmayacaktır. Ama çok yakın zamanda yapılmış birkaç ay içerisindeki testler var. Bu durumda hastayı tabii ki bence de ekonomik olarak yormamakta fayda var. Her şeyi silelim, sıfırdan yapalım, çok büyük bir mantığı yok. Dediğim gibi belirli şartlar dahilinde olursa, özellikle geçirilmiş ameliyat gibi durumlar, bu durumda isteyebiliyoruz. Sohbetimizin sonuna geldik. Son 2 dakikamız ama bu 2 dakikada ne mesajlar verilir? Özellikle de yurt dışından gelecek hastalarla ilgili sormak istiyorum. Şehir dışından gelecek hastalarla. Covid-19 pandemisine bağlı olarak zaten aslında seyahat kısıtlamaları var. Bazen sınırlar açılıyor, bazen kapanıyor ama sonuçta Türkiye'de tüp bebek tedavisi yaptırmak isteyen
pek çok çift var. Ne kadar zamanlarını ayırmaları gerekiyor? Yurt dışından ya da şehir dışından gelecek hastalarda özellikle ön araştırmaya nasıl bir yaklaşım gösteriyorsunuz? Zamanı da verimli kullanmak açısından. Tabii ki. Aslında bize yurt dışından gerçekten ciddi sayıda hasta geliyor. Özellikle Almanya'dan. Ama hani dediğiniz gibi şu anda COVID-19 pandemisinden ötürü uçuşlarla ilgili biraz sıkıntı var. Ama bazı hastalar arabayla gelebiliyorlar. Yine de. Şimdi onlara şöyle söylüyoruz. Bizimle eğer temasa geçiyorlarsa. Şimdi bakın diyoruz. Aslında ilaç ile tedaviye başlama ve bitirme sürecimiz toplamda 3 haftadır kabaca. Fakat siz hiçbir tetkik, ön tetkik yaptırmadan Türkiye'de olursanız, öncesinde rahiminizin durumunu öğrenebilmemiz için bir rahim filmi çektirmediyseniz, erkek bir sperm sayımı yaptırmadıysa, bir takım kan testlerimiz var, onlar olmadıysa öncesinde. Çünkü mesela bazen hasta şöyle geliyor. Ben Almanya'da 3 deneme yaptım, olumsuz oldu. Hastaya bir genetik test istemek zorunda kalıyoruz. Esra'nın bu testin sonucunun çıkması nereden bakarsanız 2 ila 3 haftayı buluyor. Eğer bu durumda da genetik bir problem varsa hastaya standart bir tüp bebek dışında başka işlemlerin de yapılması gerektiği için bu süreci olumsuz etkileyebilir. O yüzden hastalara diyoruz ki ne olur hani bizimle öncesinde bir temasa geçin. Mümkünse o testlerin hatta bir kısmını bize yollayın yapılmış olanları. Biz onları bir görelim. Eksikler varsa biz size onları söyleyelim. Siz bunları orada yaptırın. En azından vakit kaybetmemiş olun. Eğer hasta bütün testleriyle hazır bir şekilde elimize gelirse, ulaşırsa bize, bütün tedavi adet başına itibaren başladığında kabaca 3 haftanın sonunda sonlanmış olur. Ben çok teşekkür ederim Operatör Doktor Ozan Özel Hoca'ya. Sağlığım için her şeyde sorularımı yanıtladınız. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.